Güzelliğiyle görenleri büyüleyen Roma İmparatoru Nero'nun ikinci karısı Poppaea Sabina'nın hayatı ne yazık ki kendisi gibi güzel geçmemişti. Güzeller bahtsız, çirkinler ballı olur peşin kabulüyle Poppaea da tarihin bahtsız güzelleri arasında gösterilir. Gelin Poppaea'nın hayatına daha yakından bakalım. Poppaea Sabina, babası Titus Oilius ve kendisiyle aynı adı taşıyan annesi Sabina'nın tek kızı ve çocuğuydu. Babası Roma İmparatoru Tiberius döneminde devlet hazinesinden sorumlu memur olarak görev yapmıştı. Ailesi varlıklıydı ve Pompei'nin dışında bir villaya sahiplerdi. Annesi Sabina, Roma tarihçisi Tacitus tarafından zengin ve seçkin bir kadın olarak kaleme alınmıştı. Poppaea Sabina'nın babası M.Ö. 31 yılında öldü. Annesi de Lancetus'la evlendi. Üvey babası evlendiklerinde tümen komutanıydı ve sonra da senatörlük yapmıştı. Poppaea Sabina güzelliğiyle insanları büyüleyen birisiydi. İlk evliliğini 14 yaşında rütbeli bir asker olan Rufius Crispinus'la yapar. Kocası İmparator Claudius'un saltanatı sırasında muhafızların lideridir. İmparator Claudius Agrippina ile evlendikten sonra eşinin etkisinde kalmaya başlar. Milattan sonra 51'de İmparator Claudius karısının etkisinde kalarak Sabina'nın kocası Rufius'u işine sadık kalmamakla suçlayarak görevden aldırmıştır. İmparator Claudius vefat edip yerine Nero gelir. Sabina'nın kocası Rufius da bu arada idam edilir. Nero Roma'nın 5. imparatoru ve en kötü şöhretli hükümdarlarındandı. Zalimliği ve çapkınlığıyla dillere düşmüştü. Henüz 16 yaşındayken M.Ö. 54'te tahta çıktı. Büyük sosyal ve politik değişikliklerin yaşandığı bir dönemde saltanat sürdü. Büyük Roma yangını ve Britanya'daki Budike isyanı gibi önemli olayları yönetti. İddialara göre annesini ve iki karısını da öldürdü. Devlet işlerinden ziyade saltanatıyla ilgileniyordu. Claudius M.Ö. 54 yılında öldüğünde Nero 17 yaşına girmeden sadece 2 ay önce imparator oldu. Ordu ve Senato tarafından desteklendiği için iktidara gelişi de kolay oldu. Annesi Agrippina özellikle saltanatın başlarında önemli ölçüde devlet işlerinde etkide bulundu. Romalı tarihçilere göre Nero annesinin müdahalelerinden çok bunalmıştı. Nero ve ilk karısı Octavia'nın evlilikleri aileleri tarafından Nero'nun taht üzerindeki hakkını daha da meşrulaştırmak amacıyla ayarlanmıştı. O zaman Nero 15, Octavia ise 14 yaşlarındaydı. Aslında Nero ve Octavia üvey kardeşlerdi. Yani bu bir aşk evliliği değildi. Eşi vefat ettikten sonra Poppaea Sabina Marcus Otto ile evlenir. Marcus Otto ise İmparator Nero'nun en yakın arkadaşıdır. Poppaea Sabina'nın asıl amacı Nero'ya yaklaşmaktır ve Marcus Otto'yu basamak olarak kullanır. İşleri biraz karıştıran durumsa Marcus Otto ile evliyken Nero Poppaea Sabina'ya aşık olur. Kısa süre sonra Poppaea Sabina Nero'nun metresi olur. Marcus Otto ile Nero'nun arası da epey bir açılır. Nero Poppaea'ya aşık olmuş ve ardından o da Nero'nun metresi olmuştur. 58 yılında kocası Otto'dan boşanarak tüm dikkatini Roma İmparatoriçesi olmaya vermiştir. Poppaea Sabina Nero'yu kontrol etmek için elinden geleni yapar. Marcus Otto'dan boşandıktan sonra onun merkezden uzaklaştırılmasını ister. Bunun üzerine Marcus Otto bugün Portekiz'de bir bölge olan Lusitania'ya vali olarak atanır. Poppaea Sabina'nın Marcus Otto'dan boşanması çok da zor olmamıştı. Asıl zor olan Nero'nun karısından nasıl boşanacağıydı. Nero'nun annesi de bu evliliğe karşı çıktı. Sabina'nın Nero'nun annesi Agrippina'yı öldürmesi için kışkırttığı da rivayet edilir. Romalı tarihçilere göre Nero annesini öldürmeye karar verdi. Nero ve karısı Octavia'nın evlilikleri de mutlu değildi. Antik yazarlara göre sevgilisi Poppaea Sabina'dan önce zaten Nero'nun farklı ilişkileri de olmuştu. Octavia önce sürgün edildi, sonra da M.Ö. 62'de zina suçlamalarından ötürü idam edildi. Octavia'nın sürgünü ve ardından da ölümü halkta huzursuzluk yarattı. Halk saygılı Octavia'ya sempati duyuyordu.
Kraliçe Octavia'nın ölümü için Nero'nun yeni sevgilisine olan tutkusundan başka da bir sebep sunulmadı. Bu sırada Poppea Sabina da hamileydi. Nero tahtı bir varis bekliyordu ve ilk karısı Octavia'dan hiç çocuğu olmamıştı. Poppea Nero'nun kızına hamileyken Octavia'nın bir varis doğuramadığı gerçeği de muhtemelen Octavia'nın kaderini belirlemede önemli rol oynadı. Romalı tarihçilerin yazdıklarına göre Poppea süt banyosu yapmaktan hoşlanıyordu. Güzelliğinin bozulmasından çok korkuyordu ve çok da bakımlı bir kadındı. Romalı tarihçi Tacitus'a göre Poppea hırslı ve acımasız biriydi. Aktardığına göre Poppea Sabina, Otto ile Nero'ya yakın olabilmek için evlenmiş, sonra da onun metresi olmayı başarmıştı. Söylenenlere göre Nero'nun annesi genç Agrippina tehlikeyi görmüş ve onu Poppea'dan uzak durması için ikna etmeye çalışmıştı. Poppea hakkındaki bu tartışma Nero'nun kendi annesini öldürtmesinin nedenlerinden birisi olarak görülür. Karısının doğumunda Nero, anne ve çocuğunu Augusto unvanıyla onore etmişti. Ancak işler Sabina'nın planladığı gibi gitmeyecekti. 21 Ocak 63 tarihinde doğan kızları Claudio Augusta sadece 4 aylıkken öldü. Bunun üzerine Nero'nun tahta yeni bir varis arayışı tekrar başladı. Sabina zalimliği ve çapkınlığıyla dilleri düşen Nero'yu ellerinden kaçırmaktan çok korkuyordu. Kısa zaman içerisinde tekrar hamile kaldı. Nero ve en çok da Sabina rahat bir nefes aldı. Roma'nın biyografi yazarı Suetonius'a göre Poppea ikinci çocuğunun doğumunu beklerken oyunlarda çok zaman geçirmesi nedeniyle imparatorla hararetli bir tartışmaya başladı. Nero'nun bir öfke patlaması sonucu karısının karnına vurması ölümüne neden oldu. Birçok modern tarihçi Poppea'nın düşük komplikasyonları sonucu öldüğünü yazar. Poppea Sabina 65 yılında öldüğünde Nero tam bir yas içindeydi. Karısının vücudunu yakılmak yerine baharatlarla doldurttu. Mumyalattı ve Augustus'un mozalisine konuldu. Nero cenaze sırasında karısını ve onun kutsal onurunu bir metiye ile övdü. Nero'nun Poppea Sabina hakkındaki metiyesi onu sevmeyenler arasında tartışmaya neden oldu. Poppea'nın ilk kocasından bir oğlu vardı ve bu çocuk annesinin ölümünden sonra İmparator Nero tarafından çıktıkları bir av yolculuğunda boğdurtulmuştu. Zaten ilk kocası da Nero tarafından öldürtülmüştü. 65 yılında vefat eden Poppea Sabina ölümüyle Nero'yu neredeyse çaresiz bırakır. Nero kendisinden önceki ve sonraki diğer imparatorlar gibi senatoyla da uyumsuzluklar yaşadı. Galya valisi kendisine karşı ayaklandıktan sonra etrafında kimse kalmaz. 68 yılında daha 30 yaşında Nero yaşamını yitirir. Bunun üzerine Poppea Sabina'nın Nero'dan önceki eşi Marcus Otto 8. Roma İmparatoru olur. Bu da belki kaderin bir cilvesidir. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.